Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Men kana aduven lillahi ve melaiketihi ve rusulihi ve Cibril ve Mikail fe innallaha aduven lil kafirin. Sadakallahul azim. Değerli kardeşlerim, hepimizin malumu İzmir'de yaşanan faciayı inşallah bugün dile getirelim. Hepimizin bildiği üzere İzmir'de cami minarelerinden yapılmış olan bir saldırıdan dolayı cami minarelerinden komünistlerin, faşistlerin, din düşmanlarının sevdiği, dile getirdiği, okuduğu bir marşı cami hoparlörlerinden çaldılar. Tabii maalesef üzülerek söylüyoruz ki devletimizin maaşı, gerek maaşından, gerek vergisinden, gerek sigortasından, gerek diğer nimetlerinden faydalanan İşte bir takım insanlar da, tabii bu insanların biz 15 Temmuz'dan arta kalan insanlar olduğunu biliyoruz. 15 Temmuz'da ezan ve selalardan rahatsız olup camideki imam ve müezzinlere saldıranlar maalesef yine bugün aynı zihniyette camilerimizin minarelerinden, camilerimizin o Bilal Habeşi'nin bizlere emanet olarak bıraktığı ezan seslerinden, camilerimizin bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü ifade eden o güzelliğini ifade eden, ihtişamını ortaya koyan o büyük nimetlerinden, camilerimizden bugün İtalyanların, komünistlerin ve din düşmanlarının marşı çaldıklarında sevindiklerini ve hatta bu sevinçlerini sosyal medyada paylaştıklarını görüyoruz. Kardeşlerim, şunu hepimiz bilmemiz lazım. Allah Celle Celaluhu okuduğum ayette buyuruyor ki, "Men kâne aduvven lillah." Her kim Allah'a düşmanlık ederse. Şimdi kardeşlerim, burayı biraz açalım. Yani bu konunun altında birçok şeyi örneklendirebiliriz ama konuyu fazla dağıtmayacağım. Ezana düşmanlık etmek Allah'a düşmanlık etmek demektir. Camiye düşmanlık etmek demek Allah'a düşmanlık etmek demektir. Ezandan rahatsız olup camiden ezan sesleri yükseldiği zaman, Ramazan bayramında salavatlar, tekbirler yükseldiği zaman bundan rahatsız olan insanlar camilerden komünist ve din düşmanlarının marşları yükselince seviniyorlarsa işte bu insanlar Allah'a düşmanlık yapıyorlar demektir. Ve dolayısıyla Allah bu ayette buyuruyor ki men kâne aduvven lillah, kim Allah'a düşmanlık ederse ve Resulihi, peygamberine düşmanlık ederse. Şimdi burada yine ezana düşmanlık eden Allah'ın peygamberine düşmanlık etmiş olur. Çünkü kardeşlerim, ezan hem Rabbimizin hem peygamberimizin bize bir mirasıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o duygu dolu anları anlattığımız zaman Bilal Habeşi rahmetullahi aleyhi ilk ezanı okumaya çıkardığı zaman Peygamber Efendimizin ismini zikrettiğinde dizlerinin bağı çözülerek olduğu yerde oturmuştur Bilal Habeşi radıyallahu anh. Ve bizim mukaddesatımızın, memleketimizin özgürlüğünü dışarıdan bakıldığı zaman ülkemizin alemi İslam olduğunu ifade eden bu minarelerimizden böylece yükselen sesleri İslam alemi olarak, Müslümanlar olarak kınamamız gerekiyor. Çünkü ezana düşmanlık eden Allah'a düşmanlık eder, az önce ayette ifade ettiğim gibi. Ezana düşmanlık eden peygambere düşmanlık eder. Men kâne aduven lillah, kim Allah'a düşmanlık ederse, Allah'ın şiarlarına düşmanlık ederse, başörtüye, ezana, Allah'ın yasakladıklarına, Allah'ın serbest bıraktıklarına düşmanlık ederse, ve Resulihi, peygamberlerine düşmanlık ederse, ve Cibril'e, Cebrail aleyhisselama düşmanlık ederse, ve Mikail'e, Mikail aleyhisselama düşmanlık ederse, fe innallâhe, onlar bilsinler ki, yani onlar her ne kadar kendi aralarında güzel bir şeyler yaptıklarını düşünseler bile, onlar bilsinler ki fe innallaha, muhakkak ya Allah, aduvul lil kafirin, Allah kafirlerin düşmanıdır. Allah kafirlere düşmanlık eder. Kim Allah'a karşı düşmanlık ederse, Allah onlara karşı en büyük düşmanlığı dünyada da gösterir, ahirette de gösterir. Allah Celle Celaluhu camilerimize her fırsatta yapılan bu saldırıları, inşallah yapanlara Allah fırsat vermesin. Kısa zamanda inşallah devletimiz bunlar hakkında gerekli olan işlemleri yapıp en ağır cezayı bunlara vererek kardeşlerim en layık oldukları şekilde cezalandırılmak üzere inşallah devletimiz bu konuda gerekli şeyleri yapacaktır. Kardeşlerim, yüzyıllardır bu devlet, bu millet Osmanlı dedelerimizden bu zamana kadar hep ezanla yükselen bir toplumdur. 15 Temmuz'da selaların gücüyle, ezanların manevi iştirakiyle biz bu vatanı hainlerin ellerinden kurtardık elhamdülillah. Bugün dışarıya baktığımız zaman, Amerika'ya baktığımız zaman, Almanya'ya baktığımız zaman, kiliselerde dahil bile Kur'an okutulurken, ezan okutulurken
Allah'a dua edilirken işte kardeşlerim bu din düşmanlarının yaptıklarını hepimiz görüyoruz. Hani her zaman söylüyoruz ya, içeride hain olduğu zaman kilit tutmuyor içeride. Hainler içeride kardeşlerim. Dışarıdaki insanlar bile İslam'a karşı ne kadar hassas davranırken bir caminin minaresinden işte gerek marştır, gerek dinsizlerin marşıdır, komünistlerin marşıdır ya da başka şarkılardır. Böyle şeyler camilere isnat edilebilir mi? Camilere yakıştırılabilir mi kardeşlerim? Camiler Allah'ın yeryüzünde en çok sevdiği yerlerdir. Bir din düşmanının, bir komünistin marşı camide nasıl çalınabilir? İşte kardeşlerim, bu topraklarda yaşayıp nasıl ki FETÖ 15 Temmuz'da bu toprakların ekmeğiyle yetiştikleri halde o elemanları, onun askerleri, grubu bu vatana nasıl ihanet ettilerse bu hainler de bu topraklarda yaşadığı halde bu vatana hain eden insanlar, hainlik eden insanlar. Bu topraklarda yaşıyorlar, bu toprakların kıymetini bilmiyorlar ve bu topraklarda fitne çıkarmak için insanları özellikle Ramazan-ı Şerif ayında manevi duyguların zirve yaptığı noktada maalesef insanlarla alay eder gibi hal, hareket ve tavırlarda bulunuyorlar. Ve maalesef ki bugün Büyük Millet Meclisimizde devletimize karşı gelip devletimize her türlü konuda, hatta siz bugün Türkiye'de yapılacak en iyi işi yapsanız bile size destek vereceğimizi mi sanacaksınız diyen bu grup bugün bu ezanların, camilerimizden yükselen ezan seslerinin yerine maalesef bu işte marşlar yükselince bunları görüntüye alıp sosyal medyada mutlulukla paylaşabiliyorlar. Kardeşlerim, biz onlara cevap vermiyoruz. Allah'ın ayeti onlara cevap veriyor. Kim Allah'a düşmansa Allah da onlara düşmandır. Allah Celle Celaluhu düşmanlarımıza fırsat vermesin. Rabbimiz camilerimize, ezanlarımıza, din görevlilerimize, Diyanet İşleri Başkanlığımıza, İslam'a hizmet eden bütün kurumlara, düşmanlık edenlere Allah fırsat vermesin. Rabbimiz özümüze dönüp bu din düşmanlarına fırsat vermeden maddi manevi, milli olan mekanlarımıza sahip çıkmayı Allah Celle Celaluhu hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.